Çankırı Belediye'mizin her yıl düzenlemiş olduğu toplu sünnet şöleni bu sene de biz katılmış bulunmaktayız. Belediye'mize teşekkür ederiz. Sayın İrfan İç Başkanımıza ayrıca teşekkür ederiz. Başkanımıza bu imkanı tanıdığı için çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Başarılarının devamını başlayalım. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Böyle bir şey organizasyon ettikleri için. Hepsinden Allah razı olsun. Cüce! Deve! Esselatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Şefaatlerine cümlemizi dahil eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin hamd sancağı altında toplanmayı, Peygamber Efendimizin Kevser havzından kana kana içmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, okunan Kur'an-ı Kerim'den şehitlerin de ruhlarına hediye eyledik, ulaştır ya Rabbi. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili yavrularım, 9. sünnet şölenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle beraber olduğum zaman sizlere böylesi mutlu olacağınız güzel hizmetleri sunduğum zaman arkadaşlarımla birlikte çok mutlu oluyoruz. Çünkü sizler her zaman hizmetin en iyisine ve en güzeline layıksınız. Bu liyakatinizi her platformda ortaya koyuyorsunuz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Çocuklarımız mutlu olduğu zaman mutlu oluyoruz. Çocuklarımız üzüldüğü zaman onlardan daha fazla bizler de üzülüyoruz. Çocuklarımıza gözümüz gibi bakıyoruz, değil mi? Çünkü bizim kaybettiğimiz, yitirdiğimiz her şey yavrularımızda, çocuklarımızda. Ülkemizin geleceği, insanlığın geleceği çocuklarımızın elinde. Dolayısıyla çocuklarımız için yapılan her hizmet, her yatırım Allah katında çok önemlidir, çok değerlidir. Çocuklarımıza hizmet ederken, çocuklarımızı mutlu ederken, yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya çalışırken aslında Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü biz yavrularımızı Rabbimin rızası üzerine, onun çizmiş olduğu istikamette yetiştirmeye çalışıyoruz. O yüzden yavrularımız için yaptığımız, yapacağımız her çalışma çok önemlidir. Vatan hainlerinin en son 15 Temmuz'da vatana ihanet girişiminden sonra yavrularımız bizim için daha önemli hale geldi. Sevgili yavrularım, şairin dediği gibi vatanına göz dikeni ez oğlum diyor. Cennet vatanımızda ay yıldızlı bayrağımızın şanlı ve nazlı bir şekilde dalgalanması için aynı büyüklerimizin yaptığı gibi, abilerimizin, amcalarımızın, teyzelerimizin yaptığı gibi gerekirse tankın, topun önüne kendimizi atacağız, tamam mı? Çünkü cennet vatanımız için her şeyimiz feda olsun. Feda olsun. Feda olsun. Bu yavrularımız için iyi bir gelecek bizim boynumuzun borcudur. Vatanımız için, memleketimiz için, dinimiz için, bayrağımız için çok iyi yetişmiş bireyler olacaksınız, tamam mı? Tamam. Ve devlette görev alacaksınız. Devletimize hizmet edeceksiniz. Devletimizin bütün kurumlarında vatan hainlerine, vatana ihanet eden satılmış uşaklara asla ve kat'a fırsat vermeyeceksiniz, tamam mı yavrularım?
Çocukları bir alkışlayalım. Cenab-ı Allah bize cennet gibi bir vatan vermiş. Ülkemizin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynakları bütün şer güçlerin iştahını kabartıyor. Ve geçmişte kurmuş olduğumuz büyük imparatorluklar hala onlarda bir korku eseri olarak bulunuyor. Biz kurmuş olduğumuz imparatorluklarda hiç kimseye zulmetmedik. İnsanlığa adaleti götürdük, sevgiyi götürdük, barışı götürdük, kardeşliği götürdük, hizmeti götürdük. Ama onlar ne yaptılar? Onlar eline geçen her güçle insanlığa zulmettiler. Özellikle Türk İslam coğrafyasını kan gölüne çevirdiler. O yüzden sevgili yavrularım, çok iyi çalışacağız. Çok çalışacağız. Büyük adamlar olacağız. Hem ülkemize kasteden düşmanlara, hem de onların ülkemizdeki uşaklarına asla ve asla fırsat vermeyeceğiz. Bugünkü şölenimizde tam 196 tane yavrumuz var. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden akıllı, hepsi birbirinden tertemiz, pırıl pırıl yavrularımız. Velileri olarak, anneleri, babaları olarak sizler de çocuklarımızın bu vatan hainlerine fırsat vermeyecek şekilde vatanımıza, devletimize, milletimize hizmet etmeleri noktasında onların yetişmeleri için, iyi şekilde yetişmeleri için, büyük insanlar olmaları için üzerimize düşeni en iyi şekilde yapalım. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Yavrularımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yavrularımızla birlikte, ailenizle birlikte daha nice böylesi güzel günlerde hep birlikte mutlu, huzurlu olmanızı Rabbim'den niyaz ediyorum. Allah ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı her türlü tehlikeden korusun. Ülkemizin insanlarını, bizim gibi vatanı için her şeyini feda edecek saf Müslüman Türk milletini her türlü tuzaktan, her türlü hileden, her türlü hilekardan, sahtekardan, yalancıdan ve hırsızlardan muhafaza eylesin. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.